STV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. STV Ana Haber'de günün ve gündemin getirdiği başlıklarla sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıdadaki %8 olan KDV oranının %1'e indirildiğini söylemişti. Bu kapsamda marketlerde indirimin pazartesi günü itibariyle ürünlere yansıması beklenirken Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. KDV oranının indirilmemesi halinde, fiyatlara yansımaması halinde en ağır yaptırımın uygulanacağını belirtti. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde devlet adına %7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e çekilmesi sonrasında denetimler başlıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimin amacına ulaşması için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, 81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız dedi. Bakan Muş, indirimi yansıtmayan marketlere uyarıda bulunarak yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın açıklaması yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gıdada KDV indirimi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. KDV indirimi pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. SMA tip 1 hastası Muzaffer Bebek için Hamamyolu mevkinde bir kermes düzenlendi. Kampanyanın henüz %24'lere ulaştığını söyleyen gönüllüler tüm eski şehirlilere yardım yapmaları konusunda çağrıda bulundu. SMA tip 1 hastası Muzaffer Bebek için gönüllüler bir araya gelerek kermes düzenledi. Hamam yolundaki kermeste konuşan gönüllü Merve Fidan, Muzaffer Bebeğe umut olalım diyerek tüm eski şehirlilere ve Türkiye'ye seslendi. Burada hepimiz Muzaffer Bebeğe umut olmak için toplandık. Çünkü bir suyun bile tadını bilmeyen bir bebekten bahsediyoruz. Annesiz bir bebekten bahsediyoruz. Tek amacımız, tek gayemiz onu bir an önce ilacına kavuşturmak. Bir an önce tedavisini sağlayabilmemiz. Bu yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Bütün Eskişehir, bütün Türkiye, herkese sesleniyoruz. Lütfen Muzaffer bebeğimize umut olalım, onun çıkmayan sesi olalım. Artık daha rahat nefes alsın istiyoruz. Yiyeceklerin tadını bilsin, yaşıtları gibi oynayabilsin, gülebilsin istiyoruz. Oyuncaklara dokunabilsin istiyoruz. Kablolarla değil de normal nefes alsın, normal yaşasın istiyoruz. Yani bizler gibi nefesini alıp verebilsin istiyoruz. Artık makine hortumlarıyla değil, oyuncaklarla oynamasını istiyoruz. O yüzden herkesten Muzaffer'e umut olmasını istiyorum. Öte yandan Muzaffer Bebek için düzenlenen kampanyaya Hanım Eli Sokağı'ndaki kermesten, Esnaf Sarayı'nın önündeki standtan destek olunabiliyor. Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin 14. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Seçimlerde mevcut başkan Atilla Tomsuk aday olmazken tek liste olarak seçime giren Nezihe Hanecioğlu göreve seçildi. Makine Mühendisleri Odası 14. olan genel kurulu 12 Şubat Cumartesi günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ülkemizin kaynaklarının üretilmesi önemli olduğunu düşünüyoruz. Genel kurula CHP milletvekilleri Jale Nursüllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, üyeler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken genel kurulun divan başkanlığını Harbi Şube Başkanı Hasan Atak yaptı.
Seçime tek liste olarak giren Nezihe Hanecioğlu yeni başkan oldu. Maalesef ki pandemi döneminde çok eksikler oldu. Komisyonlarımız yeterince çalışamadı. Arkadaşlarımızdan Covid olanlar oldu. Büro personeli olarak da evden çalışma ya da esnek çalışmayı biz bu dönemde hep sağladık. Ancak şimdi bu önümüzdeki dönemde bütün eksikliklerimizi gidererek çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde ilerletmeyi düşünüyoruz. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Nezihe Hanecioğlu, Hakan Öztürk, Esra Turan, Melis Arıcıoğlu, Gökşin Sayer, Sertan Doğan, Fatih Karabacak. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin de olağan genel kurulu vardı. Tek listeli seçimlerde mevcut başkan Orkun Kılıç güven tazeledi. TMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Orkun Kılıç seçime tek aday girerek güven tazeledi. Kılıç yeni dönemde sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi. Şimdi yeni dönemde bizim maalesef ülke durumumuza baktığımız zaman odaklandığımız konular daha ziyade işsizlik, eğitim, üniversitelerdeki niteliksiz eğitim ve kontenjanların çok fazla olması gibi ana başlıkları içerecek gibi gözüküyor. Bu durumdan aslında rahatsızız. İsteriz ki sadece teknik konularla ilgilenebilelim. Fakat önümüzdeki dönem bizim genç arkadaşlarımızın işsizlik sorunu, çalışan arkadaşlarımızın geçinememe sorunuyla ilgileneceğiz. Bir de bizim bu şantiye şefliği kavramının kağıt üzerinde kalmasından müthiş rahatsız oluyoruz. O konuyla alakalı da çalışmalarımız olacak. Öte yandan Orkun Kılıç Başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Oytun Gökten, Hüseyin Orkun Kılıç, Betül Hacı Musalar Yörükçü, Fatma Okumuş, Durmuş Yiğit Çam, Yahya Kaya, Fulya Piniçi. Devam edelim. Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ataselim yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Eskişehir'de Kadın Meclisleri toplantısına katıldı. Toplantıda nafaka konusu da gündemdeydi. Eskişehir Kadın Meclisleri tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya Kadın Meclisleri'nin Genel Sekreteri Fidan Ataselim de katıldı. Yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarla bir araya geldiklerini söyleyen Ataselim, önümüzdeki günlerde meclise getirilecek olan nafaka hakkının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili mücadele yolunu yine kadınlarla birlikte belirleyeceklerini ifade etti. Ve tabii biliyorsunuz kadınları en çok etkileyen meselelerden biri gündemde olan nafaka ile ilgili düzenleme ve tasarı. O açıdan hem yaşam tarzımıza hem nafaka hakkımıza hem de eşitlikle ilgili bütün haklarımıza dönük saldırılarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemdeyiz. Bir yandan ekonomik darboğaz, bir yandan özgürlüklerimize ilişkin, nafaka hakkımıza ilişkin saldırılar. Buna karşı neler yapabileceğimizi konuşacağız bugün. Çünkü bu söz konusu olan düzenleme tamamen hele ki böyle bir ekonomik darboğazın içerisindeyken milyonlarca kadının hayatını etkileyecek bir düzenleme. O açıdan kesinlikle ellenmemesi gerektiğini, yasalara dokunulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada ülkedeki ekonomik sorunlara değinildi. Açıklamada insanımızın içine bırakıldığı bu yoksunluk ve yoksulluk düzenini bitireceğiz ifadeleri kullanıldı. Saadet Partisi parti il binasında haftalık pazar toplantısını gerçekleştirdi. Açıklamayı Saadet Partisi Odunpazarı ilçe başkanı Ragıp Sadıç yaptı. Sadıç, ekonomik krizin sonuçlarının her geçen gün daha da ağır hissedildiğini söyledi. Saadet Partisi olarak insanımızın içine bırakıldığı bu yoksunluk ve yoksulluk düzenini bitireceğiz diye konuştu. Türkiye'nin öncelikli sorunu iktidarın bizi içine çektiği bu derin yoksulluktur. Ağır ekonomik buhrandır. Biz Saadet Partisi olarak ne derlerse desinler, insanca yaşamı, onurlu bir yaşamı savunacağız. Askeri yaşamı değil, müreffeh bir yaşamı savunacağız. Adil devlet ve adil paylaşım için mücadele edeceğiz. İnsanımızın içine bırakıldığı bu yoksunluk ve yoksulluk düzenini bitireceğiz. Demokrat Parti haftalık pazar toplantısında da gündem pahalılık ve zamlı faturalardı. Demokrat Parti Tepebaşı ilçe başkanı Şükrü Ketenci, insanların artık tahammülü kalmadı diyerek Millet İttifakı ile Türkiye'de siyasetin de değişeceğine dikkat çekti. Demokrat Parti haftalık pazar toplantısında konuşan Tepebaşı ilçe başkanı Şükrü Ketenci, ülkedeki ekonomik zorluklara ve zamlı faturalara değindi.
İnsanların artık tahammülü kalmadı diyen Ketenci, Millet İttifakı'na işaret etti ve bugünden sonra artık siyaset eskisi gibi olmayacak dedi. İnsanların artık tahammülü kalmadı. Elektrik, doğalgaz ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmelerine rağmen bunun söylenmesini, dile getirilmesini istemeyen bir hükümetimiz var. Fakat Demokrat Parti'nin içinde olduğu 6 tane parti Millet İttifakı'nın genişlemesiyle birlikte dün bir toplantıda bir bildiri yayınladılar. Bugünden sonra artık siyaset eskisi gibi olmayacak Türkiye'de. 28 Şubat'ta da yeni anayasanın teklifini, açıklamasını yapılacak. Daha müreffeh bir Türkiye için hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, herkesin bir olduğu, bir ben değil biz odaklı bir anayasayla demokrasiyle Türkiye'yi buluşturmanın yolunu inşallah bulacağız. Devam edelim. Sağlık Emekçileri Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak sorunlarının çözümü noktasında yetkililere bir kez daha seslendi. Özkavak ayrıca 17-18 Şubat tarihlerinde iş bırakacaklarını duyurdu. Sağlık Emekçileri Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak sendika binasında açıklama yaptı. Aile sağlığı merkezleri ve orada çalışan sağlık emekçilerinin sorunlarla iç içe olduğunu söyleyen Özkavak, 17-18 Şubat tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Sorunların olağanüstü büyümesi karşısında geçtiğimiz günlerde defalarca basın açıklamaları ve iş bırakmaları yaparak taleplerimizi dile getirerek yetkililerden çözüm istedik. Ancak hala duymazlıktan gelenler bir kez daha uyarmak için 17-18 Şubat tarihlerinde bütün birinci basamak kurumlarında iş bırakma kararı aldık ve karar alan dernekleri, sendikaları dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Bu sefer gerçekten sorunlarımızın çözümü için bütün bu yapılardan, örneğin Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan, örneğin birinci basamakta etkili olduğunu söyleyen sendikalarla gerçekten ortak ve birlikte davranarak sorunları çözmek noktasında ortak çaba harcamaya güçlü eylemler yapmaya çağırıyoruz. Efendim, Eskişehir'de bir kamu hastanesinde görev yapan hemşire, şehir hastanesinde yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi görüyor. Hemşire, doktor ve müzik öğretmeni olan kendi oğlu tarafından verilen mini konserle sağlığında moral bulmaya çalışıyor. Eskişehir'de bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapan 47 yaşındaki Nurhan Altuk, yumurtalık kanseriyle mücadele veriyor. Üroloji uzmanı doçent doktor Coşkun Kaya'nın gözetiminde tedavisi devam eden Nurhan Altuk'un oğlu Oğuzhan Mert, refakatçi olarak hastanede kalıyor. Müzik öğretmeni olan Oğuzhan Mert, annesine moral amaçlı zaman zaman bağlamasıyla müzik yapıyor. Rutin kontrollerden birisini gerçekleştirmek için hastasının odasına giden doçent doktor Coşkun Kaya ise bağlamayı görünce birçok doktordan farklı bir tepki gösterdi. Müzik öğretmeni Oğuzhan Mert ile düet yaptı. Eline aldığı bağlamayla hastasına unutulmaz anlar yaşatan Coşkun Kaya'ya diğer hastane personelleri de katıldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde hastane odasındaki eğlenceli anlar büyük beğeni topladı. Geldiği zaman bağlamayı görünce hani samimiyetiyle oturup bağlama çalması, bana moral vermeye çalışması, çok samimi tavırları, davranışları çok hoşuma gitti. Önemli hissettirdi. Özellikle sağlık personeli olmam dolayısıyla ben çok gururlandım. Şu son zamanlarda, pandemi dönemlerinde sağlık personellerinin çok sıkıntıları olduğu son dönemlerde böyle güzel bir ekip görmek, böyle morali bozmamış, etrafına ışık saçan, hastalarına moral veren, güzel bir ortamda çalışan, birbirlerine kenetlenmiş sağlık personeli ekip görmek beni gururlandırdı.
Covid-19 vaka sayılarının artması sebebiyle Ocak ayında ara verilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konserleri yeniden başladı. Sarayında 11 Şubat Cuma günü sahne alan Senfoni Orkestrası, dinleyicilerin büyük ilgisiyle Barak Haftası temasıyla birbirinden özel eserleri seslendirdi. Ender Sakpınar'ın orkestra şefliğini yaptığı keman virtüözleri Onur Akalın ve Canan Dalgaç konuk solist olarak ağırlandı. Dünyaca ünlü barok eserleri seslendiren Senfoni Orkestrası dinleyicilerden tam not aldı. Senfoni Orkestrası konserleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda 25 Şubat Cuma günü saat 20'de Işın Metin'in yönetiminde gerçekleştirilecek olan Kış Rüyaları konseriyle devam edecek. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalamış olduk efendim. Yeni haftanız geride bıraktığımız haftadan daha güzel olsun. Görüşünceye dek esen kalın.